Şimdi öyle oldu. Tabii. Beni dinle sen, beni, beni. Beni dinle diyorum sana. Bağırma. Hatice Hanım, Hatice Hanım'a diyorum ki emanet diyorum. Bunlar Allah'ın tabi emaneti değil mi üç tane yavru? Peki Hatice Hanım'a sahip çıkıyorsun da bu plajında ben... çocuğumu ne atıyorsun sen? Ben çocuğumu sen, sana annemin yanındaydın. Ne zaman attım ben çocuğumu? Ha? Annem sana sinirlenmiş kaynan olarak demiş sen ne zaman sokağa atıldın diye yalan konuşuyorsun sen. Alsaydın neredesin? Sen yalan konuşuyorsun, ben mi konuşuyorum şimdi? Tabii ben hiçbir zaman çocuklarıma sorumsuzluk davranmadım, yalan. Bak, o peki da... Ayhan Bey size sormak istiyorum. Havva eğer Hatice Hanım'la kuma olarak kabul etmiş olsaydı programa başvurduğu için kayınvalidesi tarafından neden sokağa atıldı? Ha. Senden boşanmak ablam, istediği için o neden sokağa atıldı? Böyle böyle demiş, kendisi gitmiş. Neden sokağa atıldı? Sokağa atılmaz Esra abla, niye sokağa atılsın? Demiş böyle böyle de, o da eğer ana olaydı tamam kaynana ben oturuyorum gitmiyorum diyeydi. Sana asıl Allah'ın emaneti kim? Senin bana Allah'ın emaneti, senin her emanet karın, emanettir. Üç tane çocuğunun annesi. 10 yıldır senin kahrını çeken, sana eşlik yapan, senin çocuklarını dünyaya getiren, seni ve aileni ayakta tutmaya çalışan, 10 yıl boyunca bu ülkede çok zordur kayınvalideyle de aynı evi paylaşmak. Herkes ister ki kendi ocağı olsun, küçücük bir göz adosu olsun, kendine ait bir yuvası olsun. Senin hayat arkadaşın, senin eşin bunları bile göze almış, bu aileyi ayakta tutmak için de mücadele etmiş bir kadın. Sen niye bunu onlara yapıyorsun? Niye, sen niye bu çocukları perişan ediyorsun? Esra ablam, ben çocuklarımı hiçbir zaman perişan etmedim Esra abla. Emin misin? Eminim, hiçbir zaman ben perişan etmedim. Ağaç koymadım, su koymadım, paralarını devamlı gönderdim. Koya geldim, gittim yanlarına. Siz sanıyorsunuz ki biraz bir lokma para koyduğunda cebe, bir lokma da su, ekmek girdiğinde diyorsunuz ki tamam bu dünyada hiçbir sorun yok. O öyle değil. Çocuklar... aylardır babalarına hasretler. Babaları nerede, kimin yanında? Kimin yanında baba? Ben oraya da sahip çıktım. Esra abla, sahipsiz bırakmadım. Kime sahip çıkıyorsun beyefendi? Ben çocuklarıma da sahip çıktım. Ben çocuklarımı hiçbir zaman sahipsiz koymadım. Hatice... ben sana biraz sonra bununla alakalı bir açıklama da yapacağım. Hatice, ailen annenin cenazesine gittiğinde Ayhan'la sizi niye kovdu? Ailem beni kovmadı Esra Hanım. Benim o gelinim yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Kardeşim geldi. Kardeşim geldi beni almak için. Sadece Ayhan gelmesin dedi. Ben de Ayhan gelmedi yerde benim işim olmaz dedim. Ayhan'ı niye kabul etmedi ailen? Bilmiyorum nedense. Bir sorgula çünkü bakalım kendini. Eşim yeni ölmüştü. Eşim yeni öldüğü için herhalde kabullenmediler. Eşin yeni... olur mu? Sen de deseydin ki... aa çocuklar bir durun bakalım. Babanız Ayhan Bey'e emanet etti beni deseydin. Bir de onlara söyleseydin bu cümleyi. Diyemedin mi? Söyledim zaten. Söyledin zaten. O yüzden seni cenazeye almadılar değil mi? Hayır. Cenazeye aldılar beni. Ayhan'ın olmadığı yer. Için Ayhan gitmemiş. İçin annenin son yolculuğunu, son görevinde yerine getirmedin. Doğru mu? Getiremezdim çünkü kimse gitmemişti. Kimse gitmemişti. Vallahi yatacak yeriniz yok yemin ederim. Yani bu evet. Vicdanla yastığa başınızı koyduğunuz zaman nasıl yaşıyorsunuz, nasıl nefes alıyorsunuz? Hiç mi pişman olmuyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani her gün yani duyduklarım karşısında küçük dilimi yutuyorum. Yazık ya. Tabii. Da hanımefendi eşinden maaş alıyormuş. Onu soracaktım evet, ben de. Şu anda da Ayhan biriyle... Bey bu maaşı da ben vefat edeceğim. Hatice Hanım'a da bir maaş bırakıyorum. Bunu da birlikte Türkiye'yi böyle gezerken harcayın arkadaşım dedi mi? Yok öyle bir şey demedi. Öyle ha? Bir şey demedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir zaman Hatice Hanım'ın maaşını yapacağım. Ben kendim çalışıyordum kendim. Kendi işim var, benim gücüm var hadi. Ama ailenin iddiası şu. Diyor ki Hatice ile beraber olmasının sebebi benim rahmetli babamın maaşını kullanmak diyor.
Yok yok, asla asla asla. Peki. Biriktiriyor musunuz o maaşı? Birikiyor olması lazım kaç aydır. Esra Hanım, bu iptali olmuyor mu bu maaş? Sosyal incelemeden gelip yatar. Çünkü beyanları var. O maaş birikemez çünkü Antalya'daki oğlumu harcadım ben. Boşanma gerçekleşirse Ayhan Bey ve Havva Hanım arasında hemen resmi nikah kıyılacak mı? Niye kıyılacak, evet. Hemen kıyacaksınız. Maaş hakkınızı kaybetmeyi göze alıyor musunuz? Tabii ki kıyılacak. Maaşı düşünmüyorsunuz o zaman? Alıyorum, evet. Evlendikten sonra? Hayır, benim maaşa ihtiyacım yok. Maaşa ihtiyacın tamam. Yok. Havva senden boşanmak istiyor Ayhan. Evet. Siz? Ben de istiyorum boşanmayı. Boşanmayı istiyorsunuz. Havva? Yarın stüdyoya geliyorsun. Ha, Ayhan'daki o iki oğlum tanıyor Ayhan'ı da. Yarın stüdyoya gelip boşanıyoruz. Bu üç çocuğun da teline kurban. Tamam, geliyorum. Başının teline kurban ederim sana. Ben sana çocuklarımı vermem bir kere. Vallahi çocuk tartışması konusunda ortak kararınız neyse ona göre hareket edersiniz. Çocuklarımı kesinlikle vermem Esra abla. Ben bu kadına nasıl çocuk emanet edeyim? Bunlar emanete ihanet eden birileri bunlar. Hava, şu an ekranı görüyor musun hiç? Yani ekranı... Ben... Sencere yuvarlamış kapağı. Ya ey! İçim soğudu bunları böyle görünce. Esra abla, sen ne diyorsan o. Vallahi bu benim kararımla, benim isteğimle olacak bir şey değil. Ama en azından bu konuda size... Esra abla! Sadece sizin fikirlerinize saygı duyarım. Yol gösterici olmaya da çalışırım. Ama siz kendi hayatınızı sildiniz. Çocuk vermem Ayhan Efendi. Sen kendin bayağı yiyorsun, kendin. Çocuk. Çocuk arkadaşlar. Ben hiç kimseden dayak yemedim. Sen! Ulan daha dün akşam dönmüş evin önünde. Bunları ben haber alıyorum. Dün akşam... Yalan. Dün akşam Hatice görmüşler Ayhan Bey. Ben. Hatice Hanım size şiddet uygularken. Yüzünü cırlarken görmüşler. Esra abla yüzünü cırlarken. Köy yeri gibi... Neydi tartışma konusu? Hatice, sana sesleniyorum. Tartışma konu çocuklardı. Çocuklar konusunda mı tartıştınız? Ben hepinizi duyuyorum. Çocuklar. Evet, çocuklar için tartıştım. Neydi tartışma konusu? Yani hani ben çocukları alacağım, sakın alma ya da ben istiyorum, sen alma gibi mi? Çocuklar ortada kalmasın istedim. Siz istediniz. Ayhan Bey ne dedi? Yani yuvaya sosyal şeye verilmesini istemedim. Hı. Ya Ayhan da zaten istemiyor. Hı. Ya ben ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum yani. Bazı yalanların ben de içinde bulundum ama geri dönmüyorum. Neydi artık o yalanlar? 6 senedir ayrıydı. Ayhan seni böyle mi kandırdı? Öyle evet dedim ama yani bunu sevdiğim için evet, öyle dedim. Evet, 6 senedir ayrıydı. Peki siz 6 yıl boyunca nasıl görüştünüz? Sadece bir kızıyla bir oğlu vardı. Nasıl görüştünüz? Çocukların annesinin yanında olduğunu söylüyordu. Köyde annesinin yanında olduğunu söylüyordu. Çok özel değilse eşiniz vefatı ani bir ölümle mi gerçekleşti Hatice Hanım? Eşimin tabii ki. Eşim 2 yıldır hastaydı. Hastanelerdeydik. Şeker komasından gitti eşim. Allah rahmet eylesin. İnşallah kalp krizi falan değildir. Yani akıl sır ermiyor 6 yıl. Beyefendi hayır. Şeylere şahit hayır, mi oldu hayır, acaba? Kalp krizi falan değil. Hastane raporlar var. Peki siz nasıl görüşüyordunuz 6 yıl boyunca? Hatice, sen nerede oturuyorsun? 6 yıl boyunca ben görüşmüyordum buna. Yani bak, bunu lütfen şey yapmayın. Eşimle ama görüşüyorlardı. Hayatım bak, 6 yıl boyunca bana eşimden ayrıyım. Çoluğum, çocuğum, 2 tane çocuğum var dedi diyorsun. Beyefendi söylüyor dün bunu. Dün bizim eve geldiği zaman öyle diyordu. Eşimle konuşurken öyle diyordu. Ve bu havadan da hava mı diyeyim? Bundan da çok şikayetçiydi. Sürekli şikayet ediyordu ondan da. Allah sizin rahmetli gibi eş nasip etsin o zaman, baksana yani. Yani ben gerçekleri köye geldim de öğrendim. Sen ya siz internette tanıştınız
ya da birbirinizi... Şimdi birbirinizi... Hayır, kesinlikle. Siz yeni kesinlikle. Tanıştınız. Yeni bir yıllık gibi bir ilişkiniz var. Bu rahmetliyle ilgili söylediğiniz her şey... Vallahi hiç ciddiye bile almıyorum gerçekten. Sana yalan söylemesi vallahi için bu adamı... Vallahi ben nasihatler bulabilirim yani. Hayır, bu adamı sosyal medyadan tanıman lazım ki oradan yalan söylemek kolay. Evine giren birinin yalan söylemesi pek mümkün değil. Yok Esra abla, yok, yok, yok. Ben yok, sosyal medyadan tanıyacak bir kişi değilim yani. Bak sosyal, keşke diyorlar sosyal medya olsaydı en azından ben, orada yalan söylemesi kolay. Ben bunu şahsen tanımadıktan sonra evet demem. Ha, eve girip çıkması lazım diyorsunuz. Ayhan Bey, o zaman çok dikkat edin evlendikten sonra eve kimseyi almayın. Her şeyi yanlışına çekiyorsunuz. Eve kimseyi almayın, Allah muhafaza. Artık misafirlerden de... Olmaz öyle bir... Ya Hatice'de hiçbir zaman yanlış olmaz. O zaman senden olur, senin niyetin bozuk. Benim... Yok Esra abla. Benim zaten Ayhan'dan başka kimse girmiyordu. Eve? Bunu ev sahibine de sorabilirsiniz. Hangi evinize? Gerçekten yani... Mağdurdaki evimize. Konuştukça batıyorsunuz yani... Gerçekten kendilerine bir kılıf, bir yalan bulmuşlar. Hala konuştukça batıyorsunuz. Konuştukça en dibe, yani en çamura yok, batıyorsunuz. Yok abla, yalan değil. Ha? Ben söyleyeyim de kardeşim, evinize kimseyi almayın siz. Aman yeni bir arkadaşınız falan olmasın. Şimdi niyeti bozuk, kalbi bozuk bir insan hiçbir şekilde güvenemezsin ki. Nereden ne yapacak da hangi film fırıldağı çevirecek? Sen düzgün birini dese ki biri Hatice'ye, ya benim kızıma, kardeşime, yeğenime sen sahip çık dese, Ayhan'a güvenir misin sen? Peki neden bırakmamış hanımefendi? Dün tüm bazı gerçekleri öğrenmiş. Neden bırakmamış hanımefendi? Hatice Hanım'dı değil mi Hatice? Tabii. Neden bırakmamışım? Evet. Ben Ayhan'la evlendiğimi bütün aileme söylediğim için. Ablacığım ne evlenmesi ya? En nefret ettiğim şey bir kadının başka bir kadının mutluluğuna göz dikmesidir. Senin ne hakkın var ki evli bir adamı karısından evladından ayırıyorsun? Hanımefendi, eğer gerçekten çok mutluysa, Ayhan'ı seviyorsa, Ayhan'ı onu seviyorsa birleşebilirler, ben aradan çekilirim. Bence de. Yok ya, olur mu böyle şey? Ya bu kadar. Ben bu kadar derim. Hayır Hatice Hanım, siz aslında dün... Ya ben bundan memnun değilim. Ben bunu etikte duymuyorum. Siz dün hani Ayhan'ın yalancı olduğunu, yalan söylediğini... Ben de bir sürü yalanlar içinde bulundum. Tamam. Öğrendiniz ya, sizin gibi bir kadının vereceği tepki şu olmalı. Sen o kadını, o çocukları kandırdığın gibi beni de kandırdın. Benim seninle işim olmaz. Ben seni bekar, yalnız bir adam sanıyordum deyip çekip gitmen lazımdı. Ama hala yapabilirsin. Demediğimi nereden biliyorsunuz? Demediğimi nereden biliyorsunuz? Bak ben sözlere değil eyleme bakıyorum. Yani nasıl hareket ettin? Tamam siz eyleme bakıyorsunuz Esra Hanım. Lütfen konuşabilir miyim? Tabii. Konuşabilir miyim? Buyurun. Ben Ayhan'a zaten söyledim. Bak dedim evli misin? 3 tane çocuğun varmış. Hı hı. Benim dedim yakamı bırak. Ayrılmak istiyorum dedim. Yani imam nikahı da evlenmiş olsak dedim ben de bu evliliği onaylamıyorum dedim. Hı. Kesinlikle de onaylamadım. Ya, fakat Ayhan beni bırakmadı. Hayatım git şikayet et, uzaklaştırma al. Bu adam beni kandırdı de. Bir daha gidemedim. Gidemedim. Niye sürekli yanımda? Sürekli yanımda ağlıyor, yalvarıyor, gidemedim. Ayaklarınıza mı kapanıyor? Gelin ben buraya sizin için Hatice Hanım yasal müracaatları başlatayım. Hiç gerek yok. Özkan orada. Özkan'la beraber ekip arkadaşlarım orada. En yakın bulunduğunuz yerdeki karakola gidiverin. Siz bakın, siz kendinizi... Hatice Hanım, kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz için bir takım siyasi partilerin içerisinde bulunarak söz ve davranışlarınızla o partiye üye toplamaya çalışan birisiniz. O faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Lütfen yani bulunduğunuz o misyonu da yerle bir etmeyin. Yani Ayhan kendinizi Bey. Şimdi aciz gibi göstermeyin. Kendinizi efendim? Aciz gibi göstermeyin. Ayaklarını İşinize geldiğinizi yapabiliyorsunuz. Hatice zaten. Hanım'ın ayaklarına kapandınız mı? Ben yalancı biriyim ama beni bırakma diye. Yok öyle demedim. Ben böyle evlendik dedim. Benim de dostum düşmanım var. Senin de dostum düşmanım var. Ben dedim nasıl bırakacaksın dedim. Bu yani ağladım yani. Beyefendi siz resmi nikahlı falan evli değilsiniz. Arkanızı dönüp gideceksiniz. Bu kadar basit. Sen Havva'dan nasıl ayrılacağını düşün. O ayrılığın bedelini düşün. O 3 çocuğu düşün. Bak döneceksin diyeceksin ki Hatice bitti. O da diyecek bitti. Arkanızı dönüp gideceksiniz. Bitti. Bu kadar basit.
bırakın birbirinize, bitti, deyin o kadar. Ben beklerim. Reklamlara gidiyorum. Sizi de buraya bekliyorum. Reklamlara gideceğim. Sizi de buraya bekliyorum. Hava orada. Çocukların da orada. Ben sana el sallarım. Ne diyorsun sen? Bu kadar. Dur bir saniye, 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 bir saniye. Şöyle yapalım, der misin? Bir saniye, bir saniye. Sen gerçekten şaka demiyorum şu an. Tamam. Sen şu an şöyle gel. Ben bu kadar... Sen bırakıyor musun şu anda? Bırak. Ben bu kadar hakaret hak etmiyorum. Ben evime gelen hiçbir erkeğe de göz koymadım. Ben namusumdayım, şerefimdeyim. Ben de geldim bir oyun, hepsi bu kadar. Şu anda bırakıp gidiyor musun yani? Ayrılıyorsun. Tamam. Bırak. Bırakıyormuş abi. Ha, evet. Evet, yok artık. Abi bırakıyormuş dedi, bak bitti. Tamam. Tamam Özkan abi. Hatice, havaya sesten gelsin o zaman. Hatice Hanım, tamam. Tamam, şöyle kamera dön. Hatice buradan sesler. Özkan Hatice, elleri ayır. Şey ettim. Hatice Hanım şu anda diyor ki, ben aradan çıkıyorum diyor. Çocuklar, üç çocuğuna Hava Hanım'a dönsün diyor. Hava da koya gelsin. Bak buradan seslen. Hava da koya gelsin o zaman eve Özkan abi. Bu Havva'nın kararı. Söyle. Havva. Ben senin gibi... Sevdim. Hepsi bu kadar. Sevdim, evlendim ama bu kadar olacağını bilmiyordum. Hepinizden özür diliyorum. Vallahi Hatice ablacığım, siz kendinize yakışanı yaptınız. Sizi de buraya bekliyorum. Ama Ayhan'ın... Tamam. Ay çok mutluyum ya. Tamam Hatice, Rıza Gosler de ayrıldı. Hava da evine dönsün o zaman. Hayır, kesinlikle. Biz şimdi... Ayhan Bey'i de İstanbul'a gönderiyoruz. Hatice Rıza gösterdi de... Demek ki bu ilişkiyi devam ettiren... Hayır, o orada oturuyor da abla. Oturuyor, oturuyor. Ay vallahi sinirlerim bozuldu sevgili seyirciler. Özür dilerim. Hatice Rıza gösterdi dediğine göre demek ki kuralı koyan Hatice Hanım. Hatice Hanım ayrılık kararı aldı. Ama birlikte olma kararını tabii ki Havva alacak. O ne der? Onun cevabı önemli. Hemen reklamlara...